Bir Başka Göç. Yazan Suzan Samancı. Seslendiren Ayşegül Devrim. Bu öykü yazarın İletişim Yayın Evi'nden çıkan Reçine Kokuyordu Helin kitabından alındı. Tepedeki karakoldan marşlar yükseliyor. Mıston'un ağzından salyalar akıyor, hırıldayarak karakola el sallıyor. Hezar omzundan su bidonunu indirdi. Kız anasını acıyarak, ben gitseydim dedi. Yüzünde yorgunluğun izleri var. Olur mu? Terü taze kızın çeşmede ne işi var? Çeşme asker kaynıyor diye mırıldandı Hezar. Eyvanda kocasının çığlıklarını duyunca kızına, gel, Mısto yine dellendi diye seslendi. Kilere kilitlenen Mısto delice haykırdı. Yumurtalı pestil kavurup ocak başına bağdaş kurdular. Kız, hiç canım istemiyor ana dedi. Kimin canı istiyor ki dedi Hezar. Kızı hüzün yüklü bir sesle, köyde dört ev kaldık ana dedi. Hezar yutkunarak, Allah büyük kızım derken, kalan yemeği Musto'ya götürdü. Musto yüzü koyun yere uzanmıştı. Ağzından salyalar akıyordu. Kocasının başını okşadı. Önüne yemeğini bırakıp karakola bakan odaya geçti. Yama torbasını arandı. Göğsüne takılı iğnesini alıp yama yaparken dua etmeye başladı. Peçeli bir baykuş yıkık caminin duvarında ötünce korkuyla sarsılıp bu uğursuz kuşların soyu tükenmiyor mu? Yusufçuk ötseydi de içimiz açılsaydı diye düşündü. Elleri koltuklarının altında içeri giren kızına, yumurtaları topladın mı diye sordu. Kızı kırık dökük bir sesle, topladım, babamı da çişe götürdüm dedi. Sedirin öbür köşesine ilişen kızı, baykuş ne kötü ötüyor ana dedi. Hezar başını kaldırmadan, kör olasıca, deminden beri ötüyor diye mırıldandı. Donukça dışarıya bakınıyordu kız. Karakolun önünde o yaylalar yaylalar türküsü eşliğinde atış talimleri yapan askerlerin gürültüsüne alışıktılar. Baykuş kart çığlıklar atıp uzaklaşırken çıngırak sesi duyuldu. Hezar başını pencereye dayayıp kim acaba derken yüreğinde tuhaf bir korku büyüyordu. Kızının yüzü gevşedi, sevinç kıvılcımları taşan sesiyle Mahmut amca dedi. Mahmut usulca içeriye doğru süzüldü. Sedirin baş köşesine oturdu. Tesbihini çekerken dudakları kıpırdıyor, kaşları inip kalkıyordu. Tesbihini avucunda ufalayıp, soğuklar kapımızı çalacak bugün yarın dedi. Yama bohçasını toplayan Hezar, odun kesimine izin vermiyorlar mı diye sordu. Bıyıklarının uçlarını ağzında çiğneyen Mahmut, orman mı kaldı, gözünle görmedin mi geçen günkü dumanları dedi. Yüzü acıyla buruştu, anlamsızca bir şeyler mırıldandı. Hezar, dudaklarını kemirip duran kızına sert bir bakış fırlattı. Ne duruyorsun? Demli bir çay yap amcana diye bağırdı. Kız kapıdan çıkarken yanına bir şeyler hazırlayayım mı deyince, Hezar'ın dudaklarına alaycı bir gülümseme yayıldı. Şehirli mi oldun kız? Konağa sorulur mu diye çıkıştı. Mahmut karakola bakıp yutkundu. Boğazı düğümlendi. Hezar, gözlerini ufalayan Mahmut'u fark edince, dilinin altında bir şey var. Yüreğin daralmış senin diye söylendi. Pencereden uzaklara bakan Mahmut, göz pınarlarına biriken yaşları gizlemeye çalışıyordu. Mahmut'un yanı başına çömeldi Hezar. Askerlerin coşkulu haykırışları doluyordu içeriye. İnlesin, yer gök inlesin. Hezar bile öğrenmişti bu marşları. Bazen Türkçe bilenlere soruyordu anlamlarını. Öksürerek sesine güç kattı Mahmut. Karakoldan haber geldi. İki gün izin verdiler buradan gitmek için. Yağmur gibi yaşlar indi Hezar'ın gözlerinden. Başını ellerinin arasına alıp Kürtçe bir ağıt tutturdu. Artık Mahmut da rahatça ağlıyordu. Kızı elinde tepsiyle içeriye girdi. Çinko demlikten çiğ çay kokusu yükseldi. Çın çın kaşık sesi ağda karışırken silah sesleri gittikçe yükseliyordu. Hezar koynundan bir bez parçası çıkarıp sümkürdü. Genzek sesiyle, benim kimim var Diyarbakır'da dedi. Ne yer ne içerim. Bu eksik kardeşinle nasıl giderim oralara?
Burada bağım bahçem var. Tavuğumu yumurtamı satıp gül gibi geçiniyorum. Çayını karıştıran Mahmut, geçin geçinme, devlet böyle istiyor diye mırıldandı. Kapıdan çıkarken de hemen toparlanmaya başlayın dedi usulca. Hezar ağıt yakarak toplanıyor, köyden kurtulup şehre gideceğine sevinen kızını azarlıyordu. Kilere gidip sakinleşen Mısto'yu kaldırdı. Yüzünü okşayarak, hükümet 2 gün izin vermiş buradan gitmemiz için dedi. Tuhaf sözcükler geveledi Mısto. Dudakları bir çocuğunki gibi titredi. Ağzından salyalar akarak, na, hayır hayır diye hıçkırdı. Hemen toparlandılar. Kızı çeyizini çok güzel sarıp sarmalamıştı. Hezar bulgur torbasının içine bıraktığı paraları çıkarıp kızının çeyizlik yastığına gömdü, ucunu dikti. Fazlasını üstümde taşımayayım, ne olur ne olmaz. Birkaç davarımızı da önümüze katıp kasabada satarız diye düşünüyordu. Karanlık çökmüştü ama karakolun çevresi ışıl ışıldı. Askerler gidip geliyor, kuşlar tuhaf çığlık atıp döneniyordu. Hezar inekleri sağarken Mahmut'a haber salmalı, boz ineği kesip kavurma yapmalı diye düşündü. Hezar avluda etleri kazana bırakırken Mahmut ateşe odun atıyordu. Boşuna yaptım bunu. Şehir bildiğin gibi değil. Bir tas su bile parayla dedi Mahmut. Hezar, keyfimden yapmadım ya, hazır yemek. Ne yiyip ne içecek bu boğazlar dedi. Hafif bir rüzgar esiyor. Köyde kalan sahipsiz köpekler boğuşuyordu. Mısto eyvanda oturmuş avluda pişen kavurmaya bakıyordu. Hezar, kavurmanın yağıyla ıslattığı ekmeklerden birini Musto'nun önüne bıraktı. Yarın buradan gidiyoruz, seni de götüreceğiz dedi. Musto ekmeğe saldırıp na diye inledi. Kızı, hiçbir şey açıkta kalmadı, yarın mı gidiyoruz ana dedi. Hezar kızına yanıt verme gereksinimi duymadı, eyvana geçti. Rüzgara karşın elleri bacakların arasında yere uzanmış Musto'nun koca gövdesine baktı. Boğazı düğümlendi Hezar'ın. Korkunç bir gürültüyle irkildiler. Eyvanda haykırarak dönenip duran Mısto'yu kilere sokmaya çalıştılar. Karakol yönüne bakındılar, çeşme başında duran koca panzer alevler içinde yanıyordu. Küfürler, silah sesleri yükseldi. Oldukları yere büzüldüler. Mermiler duvarlara çarpıyordu. Tekmelenen kapıyla eyvana yürüdü ana kız. 4-5 asker kapıdaydı. Kaçın gidin buradan, öleceksiniz diyorlardı. Hezar ne dediklerini anlamadı. Ellerini Tanrı'ya yalvarır gibi açtı. O sırada kara gözlü bir asker Kürtçe, şimdilik ahırın en dip köşelerine gidip duvara yaslanın, fırsatını bulduğunuz anda buradan kaçın dedi. Ana kız kilerde gözleri kızarmış soluyan Mısto'nun kolundan sürükleyerek ahıra gidip köşelere sindiler. Silah sesleri hala geliyordu. Ahırdaki hayvanlar bağırışıp tepişiyorlardı. Hezar olduğu yerden tüm şeyhlerin adını sayıklıyor, onları yardıma çağırırken kızı, ana çok korkuyorum ölümden diye ağlıyordu. Bir ara silah sesleri kesilir gibi oldu. Mısto'dan hırıltılardan başka ses çıkmıyordu. Karanlıkta sadece 2 keçinin parlayan gözleriyle beyaz horozun kanat çırpışları seçiliyordu. Hezar terden sırılsıklandı. Hıçkıran kızını sarstı. Burada kalamayız artık. Dalıt köyüne gidelim dedi. Mısto'yu okşayarak hadi dedi Hezar. Mısto Hezar'ı çekiştirerek na diye bağırmaya başladı. Onu götürebilmek için çok uğraştılar. Ama koca bir kaya gibi yerinden kıpırdamadı Mısto. Dışarı çıktıklarında silah sesleri daha çok artmıştı. Yol ağzındaki çalılıkların dibine sindiler. Ay buluttaydı. Rüzgar esiyor, karanlıkta ateş saçan mermilerin yankısı büyüyordu. Çalılıkların gölgesinde bir süre emekleyerek ilerlediler. Karakolun ışıkları gözden kaybolunca ayağa kalktılar. Titriyorlardı. Hezar arkasına döndü, köy görünmüyordu. İncecik patika yolun beyazlığına, karartı halinde hışırdayan çıplak çalılıklara bakıp Mısto diye inledi. İkide bir tökezleyen kızına bir tokat attı. Kızı olduğu yere çömelip, ''Oy baba, oy yade, oy baba, oy ana'' diye ağlamaya başladı.
Ezar'ın gözyaşları sessizce iniyordu. Kızını oracıkta bırakıp yürümeye başladı. Dalıt köyü sağırdı, dilsizdi. Ufacık bir çıra bile yanmıyor, kümese benzer evleri karanlıkta seçilmiyordu. Ezar görümcesinin evinin önüne geldiğinde teneke pencereyi tıklatıp titrek sesiyle "Açın, açın kapıyı!" diye bağırdı. El fenerinin yuvarlak aydınlığı yüzlerini yaladı. Görümcesi, uzun kollu fanilası, çiçekli pijamasıyla gözlerini ovalarken dili dolandı, bir şey soramadı. Görümcesi yatakları serdi. Kocası ocağa odun attı. Ateşin yalımları titreşip şavkı duvara yansırken fısıltılar büyüyüp hıçkırıklara dönüştü. Rüzgar teneke pencerelerde ıslık çalıyor, kuru meşe odunlar çıtırdıyordu. Ezar uyuyan kızına baktı. Kirpikleri hala ıslaktı. Yorganın altında Ezar'ın yüreği sıkışıyor. Boğulur gibi oluyordu. Bakışları titreyen yalımlarda dondu kaldı. Mısto haykırışlarıyla karşısındaydı sanki. Diyarbakır'ın geniş caddelerini, vızır vızır arabaları, tuvaleti düşündü. Nasıl alıştıracaktı Mısto'yu tuvalete? Uykuyla uyanıklık arasında dudakları kıpırdayıp inlerken düşünde yüksek binalardan aşağıya düşüyor, bacakları arabanın altında eziliyor. Mısto askerden yeni geldiği gibi güçlü, kuvvetli, ayağına ilaç sürüyor, bahçe suluyor, sepetlere incir diziyorlar. Ezar'ı arkadan kucaklıyor Mısto, ıslak çimenlerde yuvarlanıyorlar. Çeşme başında kaval çalınıyor, kadınlar halay çekiyor, silahlar patlıyor. Çeşme kıpkırmızı kana boyanıyor. Kızıl suda ölü ördekler yüzüyor. Ördekleri sudan çıkarıyor Mısto. Sonra kanlı gölde boğuluyor. Kızının omzunu sarsmasıyla irkildi. Ter içindeydi. "Uykuda babamın adını sayıklayıp ağlıyordun," dedi kızı. Yataktan kalktı. Gözlerinin içi, burnu yanıyordu. Horoz ötüşleri, köpek ürümeleri arasında silah seslerini duyar gibi oldu. İncecik yamalı hırkasını giyerken kulak kabarttı. "Silah sesleri mi?" diye mırıldandı. Kızı, "Yok ana, sustu silah sesleri," dedi. Çocuksu bir sevinçle anasıyla göz göze geldiler. Ezar kapıya doğru yürüdü, görümcesine seslendi. Görümcesi çapaklı gözlerini ovuşturup çocuğunu emziriyordu. Ezar eliyle "Kalkma," diye işaret etti. Rüzgar biraz dinmişti. Kuru bir soğuk vardı. Dağlar, kayalıklar, çıplak ağaçlar, çürümüş bitkilerin üstü ince bir kıra ile örtülüydü. Ellerini kazaklarının altına koyup yola koyuldular. Kızı önden gidiyordu. Yanakları al aldı. Dudak kıvrımlarında saf bir sevinç vardı. Arkadan gelen anasına bakıyor, gülümseyip ellerini hohlarken ağzından buğular çıkıyordu. Ezar yol boyunca hiçbir şey düşünmedi. Karşıda morumsu sisler içinde karakolu görünce adımları yavaşladı. Çalılıkların dibinden yürümeye başladılar. Rüzgarın çıplak çalılıklardaki uğultusu insanı ürkütüyordu. Kargaların, yabanıl kuşların çığlıkları da sinir bozucuydu. Tepeyi açtıklarında oldukları yerde donup kaldılar. Yere çöküp gözlerini ovaladı. Kızına tutundu Ezar. "Köye bir bak, doğru mu gördüklerim? Evim yanıyor. Mısto, Mısto!" diye haykırdı. Yel gibi koşan anasına yetişemiyordu kızı. Ezar'ın gözleri irileşmiş, solukları sıklaşmış, yuvası bozguna uğramış bir kartal gibi evinin çevresinde "Mısto, Mısto!" diye haykırarak dolanıyordu. Ağacın dibinde ellerini başının arasına almış Mahmut'un önüne gelip debelendi. "Hani kardeşin, hani Mısto?" diye bağırırken olduğu yere yığıldı. Kızı kül yığını olmuş yer yer tüten evlerine şaşkın bakarken yanık et kokusundan midesi bulandı. "Babam, çeyizim!" diye inledi. Ezar kendine geldiğinde başı zonkluyordu. "Düş mü görüyorum?" diye düşündü. Gözlerini ovuşturup evine doğru yürüdü. Yerle bir olmuş evine, eşyasına baktı. Avludaki kavurma kazanına toprak dolmuştu. Yastığa gömdüğü paraları düşündü. Dilleri dışarı sarkmış hayvanların yanık kafalarını görünce başı döndü. Kafasına karıncalar üşüşüyordu sanki. Üstünü silkeleyip yola doğru yürüdü. Tuhaf bir gülüşle sarsıldı. Başındaki tülbenti çıkarıp yere attı. O sırada kart sesiyle ağaçta öten baykuşu gördü.
Küfürler savurarak baykuşu kovalayıp kralı kayalıklara doğru koştu. Suzan Samancı'nın Bir Başka Göç öyküsünü Ayşegül Devrim seslendirdi.